Bekir! Hayda, Bekir! Nereden çıktı bu ya? Ve sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapmışım ki amca? Torunumun peşini bırak. Anladın mı? Peşini bırak. Niye? Ne demek niye? Ben onu senin gibi eli bıçaklı serseri gelip dağılsın diye yetiştirmedim bu yaşa kadar, tamam mı? Aleko amca. Bana amca filan deme. Ne söylediğimi anladın mı? Peşini bırak. Aleko amca, ayıp oluyor. Ne demek ayıp oluyor? Anlamıyor musun dediğimi? Onun peşini bırakacaksın. Amca yapma. Ne o? Beni de mi bıçaklayacaksın serseri? Yeter ya. Ben serseri değilim. Amca ben Mina'yı seviyorum. Sevmek suç mudur? Suçsa da ben müebbete de razıyım onun için. Sen beni bundan vazgeçiremezsin. Değilsen feriştahın gelse vazgeçiremez. Sen de bunu anladın. Bekir! Kardeşinin durumunu bilseydik. Sağ olasın doktor. Afiyet olsun Sıraç. Sabaha kadar uyumadım. Hastanedeydim. Öyle geçerken uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Geçen gün anne bir şey konuşacaktım. Kafama takıldı. Neydi o? Önemli bir şey değil ya. Şu başımızdaki belayı bir atlatalım da sonra konuşuruz. Sıraç, bak ne diyeceğim. Sen 3-4 gün ortalıkta gözükme. Dikkatli ol biraz da. Efendim Zeliha. Sıraç abi. Abi babam beni odaya kilitledi. Berat'ın mahkemesine gitmeyeyim diye. Abi çabuk ol ne olur. Ne oldu yine be? Babam Zeliha'yı odaya kilitlemiş. Olacak iş değil ya. Niye? Berat'ın duruşması vardı gitmesin diye. Bunu aldım artık Nazım baba, gücüm falan kalmadı. Allah Allah. Ne zaman bitecek bu çocuğun çilesi ya? Nazım abi. Ha? Abi koş. Abi, abi aleyküm muhtar. Ne olmuş Nazım? Geliyorum doktor.
Doktor bey, ne oldu? Kurtarabildiniz değil mi dedemi? Elimizden geleni yaptık ama maalesef kurtaramadık. Ne demek elimizden geleni yaptık? Dedem yaşıyor değil mi? Hayatta değil mi? Başınız sağ olsun. Ne olur. Ne demek başınız sağ olsun? Yaşıyor değil mi? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ben dedemi göreceğim. Bırak beni. Çekil. Dede. Bırakıp nerelere gittin dede? Kızma bunda. Affettim seni fedakim o de. Ne olur bir şey söyle. Kerem öldü. Öldü ana. Kerem. Hayat. Emicim kızım nasılsın? Sıraç abim Kerem'i vurdu. Sıraç. Baba. Eve gitti. Ha. Çok oldu mu? Yok yok, az önce çıktı. Tamam. Sağ ol doktor. Sen de sağ ol. Ne diyor? Sıraç vurmuş o çocuğu. Oğlum katil olmuş. İsmail. Cennet. Bu kız ne diyor? Bilmiyorum İsmail, bilmiyorum. Baba ne yapacağız? Ya oğlum böyle bir dur. İşin aslı asları bir anlaşılsın. Cennet. Sakın ağzımızdan bir şey kaçırmayın ha. Harada da söyle. Oldu. Tamam İsmail. Sıraç oğlum ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Geldim, geldim. Seliha nerede ana? Yukarıda, odada. Bak ana, hadi babamı geçtim. Sen nasıl izin verdin kızın kilitlenmesine? Babam beni dinledi mi ki oğlum? Ana, bak Seliha artık kocaman kız. Onuru var, gururu var. Öyle hayvan gibi kapıların arkasına kilitleme...
Ya senin gönlün nasıl razı oldu ana? Sırat. Sen ne diyorsun oğlum? Baban tanımıyor musun? Önünde durdum. Savurdu beni. Öldürürüm dedi. Öldürürüm. Ne yapaydım? Sen bana gönül koyacağını... ...hayatın peşine düşmeyip de bacana sahip çıkaydın ya. Anam. Ah be anam. Ah be anam. Zeliha tamam geliyorum. Abi kurtar beni, çıkar beni buradan. Abi. Ana anahtarları ver bari. Baban aldı oğlum. Sinatça be. Abi kurtar beni, çıkar beni buradan. Abi. Tamam Zeliha sus. Çekil kapının arkasından. Abi. Abi odaya kilitledi beni. Çocuk gibi ben ata gitmeyeyim diye. Sela kızım. Dokunma bana. Abi benim Berat'a gitmem lazım. Beni görmeyince kahrolmuştur şimdi. Çantam. Abi gidiyorum. Tamam hadi git. Geldin Pelin. Hoş bulduk. Ana. Pelin. İçeri gelsene. Buyur kızım. Mina. Mina! Nasıl deden iyi mi kızım? Dedemi kaybettik baba. Ne diyorsun kızım? Ulan Malik, sen ne işin var burada? Hiç. Böyle hastaneye gidiyordum, seni gördüm. Sen ne yapıyorsun burada? İşim var. Hayırdır, ne işi? Ne demiş, sen anlamazsın. Hadi sen işine bak.
Doğru. Ya Bekir, benim aklıma bir şey takıldı da sana bir şey soracaktım. Sor. Sen şimdi hani böyle namus mamus meselelerinden iyi anlıyorsun ya. Ya aklımı şey kurcaladı ya. Bu İstanbul'da sevgilisi kendine pahalı telefon alan kızların abilere böyle elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat gezebiliyor mu ya? Sen ne demek istiyorsun lan? Acı konuş. Ulan bana hesap soracağına git kendi başına hesap sor. Benim bacım bir kusur işledi. Hayatımızı zindana çevirdiniz lan. Şirinop telefonu kim aldıysa, neden aldıysa git hesabını ona sor. Adli tıp raporundan da anlaşılacağı gibi sanık Berat Altındağ'ın maktulün vurulma mesafesinde olduğu sabit olup... Lütfen sessiz olun. Siz devam edin savcı bey. Sanığın taammüden ve kasten vazife başındaki devlet memuruna mukavemet ve cinayet suçlamasıyla müebbet hapis sistemiyle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Ne oluyor Deniz? Hani raporlar lehimizeydi? Ben söz vermeden konuşmayın lütfen. Bakkans, ne oluyor? Ömür boyu hapsi hissediyor. Sus. Berat. Eğer arabanda bulduğun kolyenin benim olduğunu anlarsa beni öldürür. Bizim galeride babam arabaları Bekir'e yıkatıyordu. Büyük ihtimalle orada gördü kolyeyi. Almış kolyeyi bir de kahvecinin kızına vermiş. Bak anlamamış işte. Dert etme artık. Hem korkma. Artık ben varım. Sana kimse bir şey yapamaz. Peki ya telefon? Ya telefonu senin aldığını anlarsa o zaman ne olacak? Kardeşim aldı demişsin ya Şirin. Ha bu arada babanı döven herif. Geçen gün sizin evin önündeydi. Böyle lüks, spor, beyaz bir arabası var. Genç bir adam. Yusuf. Yusuf o. Onun adı Yusuf. Kim o ya? Ya babam bir keresinde onu çok fena dövmüştü. Ha demek onun için dövdü. Neyse. Ben gideyim şimdi millet görür. Allah korusun. Şirin. Ben seni çok özledim. Kürşat şimdi bunun sırası mı? Zaten onca dert var başımızda. Neyse. Ben gidiyorum, derse geç kalacağım. Hadi bay bay. Sıraç. Ben pazarda çektiğim fotoğraflardaki kadının annen olduğunu bilmiyordum. Nereden bilecektin Pelin? Bizim evde burası işte. 10 kişi burada yaşıyoruz. Bence çok güzel. En azından yaşıyor. Ya sorma. O kadar yaşıyor ki bazen biz nefes alamıyoruz. Ya kız buraya. Merhaba. Bu Lavin. En küçüğümüz. Fotoğrafının da diğer kahramanı. Sıraç. Kusura bakmayın. Kahvemiz kalmamış. Hastamız var, fark edemedik. Çay yaptım. Yok, ne kusuru? Siz kusura bakmayın lütfen. Öyle habersiz, teklifsiz geldim. Şeker? Yok, teşekkür ederim. Sıraç oğlum. Hanım, ellerine sağlık. Afiyet olsun.
Davin, gel bakayım buraya. Sen terlemişsin. Hadi gel üstünü değiştirelim, değil mi kızım? Kuzey sana. He. Anam gelmedi mi hala? Ha? İyi. Levin, Cennet ablanın kızı. He, kumam. Kızınız mı? Evet. Daha 16 yaşında. Yeni girdi. Ve 3 aylık hamile. Bundan haberiniz var mıydı sizin? Torunum kocasının evinde kalıyordu. O yüzden. Peki kocası nerede? Öldü. Nasıl öldü? Geberdi. Aceliyle. Peki, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tabii tabii. Utanmadan siz mi öldürdünüz diyecekler. Nerede? Yüce Rabbim bana nasip etmedi ki onu. Nerede bu aldığın dağlar? Gene yoklar ortada. Şimdi sırası değil, kız üzülüyor. Hey baba, onun sırası değil, bunun sırası değil. Neresi nesidir? Ha, neyin? Anne, söyle kızım. Söyle. Söyle kızım. Anne. Kızım. Anne. Kızım.